Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. KPSS İkisat deneme çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve bu videomuzda deneme 12'nin son sorularını çözeceğiz. Çünkü bir deneme 40 sorun oluşuyor biliyorsunuz KPSS adına. Ee, Türkiye ekonomisi ilgili 4 sorumuzu çözdükten sonra diğer videomuzda deneme 13'ün çözümüne başlayacağız. Ee, o zaman hemen 37 ile başlayalım. Aşağıda yer alan Sektör veya endüstrilerden hangisi ikinci 5 yıllık sanayi planının önem gösterdiği sektörler arasında yer almamaktadır? Bulunmamaktadır diyor arkadaşlar. Altını çiziyorum bakın önemli. Yer almaz diyor. Şimdi arkadaşlar sanayi planlarına 1930'lu yılların başında başladık. Ve birinci 5 yıllık sanayi planı 1934 ile... 38 yıllar arasında hüküm sürdü. Ve çok iyi gerçekten sanayi konusunda yaklaşık olarak %7'lere yakın bir ekonomik büyüme performansı elde ettik. Yaklaşık 20'ye yakın fabrika kuruldu. Ondan sonra yani sanayileşmenin bel kemiği diyebiliriz Türkiye adına, Türkiye Cumhuriyeti adına arkadaşlar. Ve burada daha çok bu ilk birinci 5 yıl sanayi planında daha çok biz dayanıksız mal üretimine yoğunlaşmıştık. Dayanıksız mal, dayanıksız tüketim malları üzerine yoğunlaşan sektörlerden oluşmaktaydı. Baktık ki birinci 5 yıllık sanayi planı çok işe yarıyor. Hemen 1936 yılında neyi planlamaya başladık? 2. 5 yıllık sanayi planını planlamaya başladık bakın. Yapmaya başladık demiyorum. Planlamaya başladık. Ancak arkadaşlar maalesef e, bu ikinci 5 yıllık sanayi planını gerçekleştiremedik. Çünkü neyle karşı karşıya kaldık? İkinci dünya savaşı, tehlikesi baş gösterdi. Ve kaynaklar savaşa aktarıldı. 40 ile 45 yıl arasında savaş ekonomisi hüküm sürdü. Varlık vergileri alındı. Ondan sonra dolayısıyla teyakkuz dönemi. Her ne kadar ikinci dünya savaşına girmesek de kaynaklar olsun, emek faktörü olsun, sermaye faktörü olsun sınırlara doğru gidiyor. E, verimli alanlarda kullanılacak o kaynaklar sanayi alanında kullanılamıyor. Askeri alanda kullanılıyor. Dolayısıyla bu da ikinci 5 yıllık sanayi planının uygulanamamasına yol açmıştır. Ancak planlarda yapsaydık arkadaşlar gerçekten çok etkili olacaktı. Çünkü ikinci 5 yıllık sanayi planında dayanıklı dayanıklı ee, ne diyelim sanayi üzerine bir yoğunlaşma vardı. Özellikle hangi özellikle yatırım malları, tüketim malları değil bakın yatırım malları konusunda bir e, ağırlık verilecekti. Mesela madencilik olsun, ondan sonra işte e, denizcilik olsun, makine olsun, o aramalı sağlayan e, tüm sanayi kemiği olan kaynakların üretiminde vakit geçirecektik. Maalesef olmadı. Belki de e, çok büyük bir alandan döndüğümüzü de yani büyük bir kazanımı da kaybettiğimizi bu 2. Dünya Savaşı'na girmesek bile kayıtlarının çok daha büyük olduğunu ifade edebiliriz. Peki yer almamaktadır diyor. Kimya var. 2. 5 yıllık sanayi planının önem gösterdiği sektörler arasındaydı. Toprak, cam işleme, cam, denizcilik, makine, işte e, özellikle tersane yapımı, çünkü Türkiye üç tarafı denizlerle çevrildi. Ama kağıt endüstrisi dayanıksız tüketim malzemesi olduğu için buna birinci beş yıl sanayi planında ağırlık verildi. Tabii bu her ne kadar 34-38 kapsa da kapsasa da biraz böyle hani kağıt fabrikanın kurulması 40'ları doğru bulmuştur. 40'lı yılların başına doğru bulmuştur. Dolayısıyla ama yine bunu biz en önemli bir sektör arasında yani yatırım malını kapsayan bir sektör arasında göremeyiz. Doğru cevabın C olduğunu söyleyebilirim. Aşağıdakilerde hangisi 1950-60 döneminde Türkiye'de uygulanan ekonomik politikalar arasında bulunmamaktadır? Arkadaşlar hemen şöyle ifade edeyim kendime. 50-60 dönemi Demokrat Parti dönemi. Adnan Menderes. Ve biliyorsunuz 46 yılında çok parti hayatı geçiş yapılıyor. Sonra 50 yılında seçimler var. Ee, ve 50 yılında Demokrat Parti seçiliyor. Yani 50-60 dönemi Adnan Menderes'in partisinin olduğu dönem. Ve bu dönem liberal dönemdir. Amerika'ya açılma politikasıdır, dışa açılma politikalarıdır ve çok ilginçtir. Herkes dış ticari serbestliğini 1980 tarihi olarak bilir. Yani dış ticaret ne zaman serbestleştirilmiştir diye soruyorum öğrenci diyor ki hocam 24 Ocak kararları. Yani 1980 demek istiyor. Hayır, dış ticaretin, dış ticaretin liberal kimlik kazanması, özellikle e, ilk kez diyelim hatta bence ilk kez 60-50-50-60 döneminde e, vuku bulmuştur. E, ulaşım'a çok önem verilmiştir. E, aynı zamanda biliyorsunuz hani 50 öncesinde alınan Yardımlar var, marşal yardımları da alınan paralar var ondan sonra. Bunlar kullanılmıştır ve bunların kullanılmasıyla e, karayoluna ağırlık verilmiş ve ke, kentlerle özellikle kırlar arasında yani e, köy hayatı arasındaki o mesafe daralmıştır, daha hızlanmıştır. Ürünler çabucak kentlere e, ulaşım sağlamıştır. E, karayolların tabii e, önem gösterilmesiyle beraber göçler başlamıştır. Ee, şehirleşme ağırlık kazanmıştır. Ee, aynı zamanda bölgesel dengesizliklerin de başlangıcı olarak 50-60 dönemini sayabiliriz. Hani bu etmenlerden dolayı. Peki bakalım şimdi. Karayolu ulaşımına önce önem verilmesi doğru. B şıkkı var. Kit kuruluşları her ne kadar liberal bir dönem olsa da liberallerde biliyorsunuz özel sektöre ağırlık verip devlet sektörüne önem vermeseler de Maalesef burada özel sektör üstüne düşen görevi yerine getirmemiştir. Ve bu boşluğu da devlet kendi kurumlarına e, devrederek yapmaya çalışmışlardır. Yani kit kuruluşlarının sayıca artış göstermesi. Mesela gübre kurumu var. Ondan çimento fabrikası var. Et balık kurumu var. Hani baktı ki et balık yok. Eee devlet üstlenecek bunu. Bu yüzden kit kuruluşları bu dönemde inanılmaz derecede özellikle 50-54'ten sonra... İnanılmaz derecede artış göstermiştir. Doğru. Yabancı sermaye teşvik kanunları çıkartılmıştır. Özellikle bunlar 51-54 yılları arasında. Yani 50'li yılların başlarında. Öyle yazayım. Amaç liberal bir tutum sergilendiği için... 50'li yılların başlarında iki yasa çıkartılıyor. Ve o yasalarla hem sıcak parayı hem de fabrikalaşmayı... Yani başka ülkede kurulan yabancı fabrikanın ülkemize doğru çekilmesi hedefleniyor ve başarılı da olunuyor. Tarım sektöründe makineleşmeye önem verilmesi aynen bu makineleşmeyle beraber biliyorsunuz tarımda verimlilik artmıştır ancak işsizlik olgusunu yaratmıştır. Ve zaten karayolda da yapıldığı için kırdan kente doğru göç hayatı da başlamıştır. Ancak kit kuruluşlarını özelleştirilmesi diye bir durum söz konusu olmamıştır. İstenmiş midir? Evet. Yani özel sektör yapsın. Niye devlet yapıyor Devlet bu alana girmesin diye çok düşünülmüştür. Ancak yapılacak hiçbir şey yoktur. Çünkü özel sektör halen zayıf bir pozisyondadır. Özel sektör bir yere yatırım yaparken neye bakar? Karlığa bakar. Karlılık yoksa yatırım yapar mı? Yapmaz. Bu yüzden o alanı devletin doldurması gerekliliği ön plana çıkmıştır diyebiliriz. Peki 39. soruyla devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan köy altyapısını destekleme ve geliştirmeyi hedefleyen köydes projesinin başladığı yılı göstermektedir? Hemen cevabını vermek gerekirse arkadaşlar köydes Köydes 2005 yılında başladı. Köydesin başlangıç tarihi 2005 yıldır. Peki hocam bu e, neyi kapsıyor? Şimdi biliyorsunuz hani bir belediye ile köy aynı yer değil. Yani belediye daha fazla imkanı sahipken köy arkadaşlar e, ne diyelim hani bulunduğu ortama göre uzaklığa göre çok daha farklı ortamlarla karşı karşıya kalabiliyor insanlar. İşte elektrik enerjisine ulaşım zorlaşabiliyor. İnternete ulaşım zorlaşabiliyor. E, ya da yazın temiz su kaynaklarına ulaşım zorlaşabiliyor. İşte bu yüzden de insanlar oradan şehirlere göç etmesin. Aslında köy hayatı güzeldir. Ondan sonra köy olmadan da şehirler desteklenmez, belediyeler desteklenmez, mantalitesinden etesinden hareketle böyle bir destekleme bir altyapı geliştirme projesini başlatmıştır. İçişleri Bakanlığıyla bunları koordine ederek yapmışlardır. Ve Dolayısıyla bu projenin ismi köydes. yani köy hayatını destekleme ya da köylüyü destekleme projesidir. Ve buna 2005 yılında geçiş yapmıştır ülkemiz arkadaşlar. Ee, ve doğru cevabın buradan denizli olduğunu hemen söyleyebiliriz, seçebiliriz. İnternette de bunlarla ilgili daha böyle ayrıntılı bilgi var. Onları okuyup bilgilenebilirsiniz konu hakkında. Peki 40. soru. Aşağıdakilerde hangisi Türkiye ekonomisi için alınan 24 Ocak kararlarının sonuçları arasında yer almamaktadır? Evet arkadaşlar bir kere e, 24 Ocak kararları tarihini de yazayım. 24 Ocak 1980 ve bu tarihte neler var hatırlayalım. E, neoliberal politikalar öyle değil mi? Yani küreselleşmenin hakimiyetine girme küreselleşme öyle değil mi? Başka ne var? Döviz piyasasının serbest hale gelmesi. Döviz piyasasının serbestleştirilmesi, başka finansal piyasaların serbestleştirilmesi ve aynı zamanda dünya ekonomisiyle eklemleştirilmesi, bir bütün haline getirilmesi, artık e, finansal alanda sınırların, ülke sınırlarının kalkması, dünyanın bir bütün olması, öyle değil mi? Dış ticaretin serbestleştirilmesi ve dış ticaret avantajları çok büyük ve bu yüzden kotalar gibi. Çağ dışı uygulamaların yok edilmesi, tarifelerin getirilmesi, tarifelerde tabi minimum şartlar altında kullanılması gibi gibi bir sürü nesi var, sonuçları var ve bu kararlar doğrultusunda yeni bir yasal düzenlemeler yapılıyor. Bir refer, ne diyelim 80 yılı bir reform paketidir aslında. Türkiye rotasını değiştirmiştir ve buna göre de ee, gelecek bir senelerinde bir 10 yılını, 20 yılını e, düzenlemiştir. Sonuçlar arasında yer almaz diyor. Bir bakalım. Ee, diyor ki ihracatın artması. Evet, ihracat arttı. Ancak ithalat daha fazla arttı. Serbestleşmenin sonucunda ithalat daha fazla arttı ve ihracat arttı. İthalat daha fazla arttığı için MX'i geçti. Yani ne demek MX'i geçmesi? Dış ticaret açığı dış ticaret açığı artış gösterdi. Ve bu ne demek? Bu aynı zamanda net ihracatın azalması demek. ve ee, bir de arkadaşlar şöyle bir durum var bakın. Öncesini de tartışalım. Ee, 80 yılın öncesinde ülke batık. 77, 78, 79 yıllarında peş peşe devalasyon yapılıyor. Ülke 70 sente muhtaç. Ülkenin Merkez Bankası'nın kasasında bir dolar bile yok. Ve eee ithal ikameci politikalar alarm veriyor. Bu yüzden ihracata dayalı büyüme politikasına geçiş yaptık biz 80 yılında. Bir reform derken ben bunu kastediyorum. Ve ama şu her şeyi serbestleşsin. Normal piyasa ekonomisi dengeyi bulsun. Söz sahibi olsun. anlayış o. Ve bu yüzden kontrollermiş, engellermiş işte e, ee, ekonominin normal işleyişini kısıtlayan tüm etmenler ortadan kaldırılmıştır. Mesela yine bakın kambiyo rejimi aşamalı olarak serbest hale getirdi. Kambiyodan kastı ne? Döviz piyasası. Doğru. Fiyat kontrolleri kaldırıldı. Serbest piyasaya bırakıldı. Doğru. Enflasyon bu dönemde artış gösterdi. Doğru. Net ihracat artmadı. Net ihracat azaldı çünkü dış ticaret açığı arttı, ithalat daha fazla arttığı için burada tek hatalı olan şık, B şık olduğunu söyleyebiliriz. Ee, tabii nasıl bir ülke? Bakın İtalya ikameci diyoruz değil mi 80'lerde önce? İtalya ikameci demek dışarıdan alma eşlerini ülke içerisinde üret. Ama ülke ürettikçe ara mallarını yurt dışından alır hale geliyor. Yani her büyüdüğünüzde dışarıya daha fazla bağımlı hale gidiyorsunuz. Dışarıya daha fazla döviz kaptırıyorsunuz. Bu ülke paranızın değer kaybetmesine neden oluyor. Yani böyle oldukça karışık ve işin içinden çıkılmayan bir yapı e, söz konusu Türkiye ekonomisinde 80'li yıllara kadar. 80'li yılında da artık yapılacak hiçbir şey yok dendi ve hemen e, ihracatı dayı da büyüme politikasına geçiş yapıldı diyebiliriz. Evet deneme 12'yi bu son sorumuzda ve son videomuzda bitirdik. Toplam 40 tane soru çözdük. Şimdi ise sıra deneme 13'te. Orada da yine 40 tane soru olacak. Böyle dediğim gibi ilk etapta, yani ikinci etapta diyelim ilk etapı çünkü 10 tane deneme olarak çözdük. Bir 5 ilave deneme çözeceğiz. Yani 15'e kadar, 15'e daha olmak üzere sorularımız var. o zaman hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, çalışmanızda başarılar diliyorum.